Ben Deniz Saadet Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Sakarya'da Pamukova denilince ilk akla gelen tarımdır. Çünkü Pamukova Türkiye'nin verimli topraklarını ve tarıma uygun iklimine sahip, içinden karayolu, demiryolu geçen hatta havayolu olan nadir ilçelerimizden biridir. 4 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar Sakarya ziyaretinde aynen şunları söylüyor. Yapmış olduğumuz araştırma ve incelemelerde Türkiye'nin en verimli toprakları Pamukova'dadır. Ancak bizler bu verimli toprakları bugüne kadar ihmal ettik. Bundan sonra acilen gerekli olan çalışmaları ve projeleri yapmak zorundayız diyor. Bizler Saadet Partisi olarak bütün siyasi partileri, kurumları, dernekleri, vakıfları ve çiftçilerimizi sık sık ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerden sonra ortaya çıkan genel talepler ve bir an evvel tarımsal projelerin yapılması yönündedir. Peki, Pamukova'da nasıl bir proje yapılacak? Pamukova'nın 1,5 kilometre dışında Bilecik yolu istikametinde şu anda Üreticiler Birliği'ne ait olan yerin belediye bünyesine geçirilerek daha aktif hale getirmek için çalışmaların yapılması. Peki burada ne yapılacak? 1. Aynı alan içerisinde açık pazar. 2. Aynı alan içerisinde soğuk hava depoları. 3. Aynı alan içerisinde ambalaj ve paketleme tesisleri yapılacak. Eğer bunları yaptığımızda açık pazara Türkiye'nin her yerinden alıcılar gelecek. Çiftçiler çıkardıkları ürünleri açık pazara getirerek orada alıcılarla fiyatta anlaşacak. Kantara girecek, parasını nakit olarak alacak ve köyüne dönecek. Bu sistemde satışların %90'ı nakit olarak yapılıyor. Oysa şu anda yapılan satışların birçoğu açık hesap ve çek ile yapılmaktadır. Böyle bir satışta fiyatı üretici değil, alıcılar istedikleri gibi belirliyorlar. Bundan dolayı birçok çiftçinin parası ödenmiyor. Çekleri karşılıksız çıkıyor. Bu durumdan çiftçilerimiz çok zarar ediyorlar. Kendi borçlarını ödeyemez hale geliyorlar. Eğer biz bu projeyi hayata geçirirsek üründe kalite artacak, fiyatta istikrar olacak ve ödemelerde sıkıntılar yaşanmayacak. Ekonomik anlamda Pamukova'mıza ve Sakarya'mıza büyük değer katacak, üretim artıracak, istihdam sağlayacak. Çünkü sektör olarak en hızlı geri dönüşme olan tarım ve hayvancılık sektörüdür. Diğer bir konu ise Pamukova'da gündeme gelen çiftçilerimizin ikinci büyük problemi tarımsal sulamadaki fiyatlardan memnun değiller. Pamukova'daki tarım arazilerini bir kısmı cazibe suyuyla sulanıyor. Bir kısmı da pompalar ve kanallara su basılarak sulanmaktadır. Bu da elektrik tüketiminden dolayı sulama birim fiyatlarını arttırmaktadır. Peki bu konuda neler yapılabilir? Ahiler Sulama Barajı projesi vardı. Bu durduruldu. Ancak bu projenin acilen yapılması gerekiyor. Çünkü pompalarla sulanan arazi hiç elektrik harcamadan sulanacak. Ve birim fiyatları otomu olarak düşecek. Yapılacak olan Ahiler Barajı'nın bölgeye iki türlü faydası olacak. 1. Tarımsal sulamada kullanılacak. 2. İçme suyu olarak kullanılacak. Üretime yönelik olan bu projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, bunları yapacağından hiç endişemiz yok. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi Pamukovalı, kendisi tarıma sevdalı, bu projeleri en kısa sürede yapacağına inancımız tamdır. Beni sabırla dinlediniz. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Yaptığımız meclis toplantısını tekrar ülkemizde, Sakarya'mıza ve tüm insanlığa hayırlı vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hızlı hızlı konuştum vaktinizi almamak için. Eğer bir sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Evet, değerli Saadet Partisi grup sözcüğümüze teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
bahsettiği konular hatırlattı bize. Bunu işaretle teşekkür ediyorum. Aylar sulama projesiyle ilgili en kısa zamanda Belsu İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir randevu talebimiz oldu. Geçen hafta randevu vermişti. Burada ayrılamadık. Farklı problemin olduğunu ayrılamadık. Kendisiyle görüşüp bir an evvel bu inşallah projenin tekrar hayata geçirmesini çalışmaya devam edecek. Pamuk önemli, tarımsal olarak önemli ve ilimizin önemli sebze, meyve ve tırlanmalarından biri pamuk madde malum. Onunla ilgili ne gerekiyorsa biz de bize bir şey yapmaya gerek gösteriyor. Onlar önemli inşallah. Ve yine sulama birliğinin sorunları var. Onunla ilgili muhtarlarla toplantı yaptık. Dedi ki parasını ödemeyenler bir arası. Yani orada sorun birkaç maliyenin ödemesini yapıyor. Ama birileri ödeme yapmıyor. Ödeme yapmayınca da ister istemez tekrar sulama birliği güzel suyu veremiyor. Verememez karar aldığı halde. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Ama ben size lütfen orada arkadaşlar biliyorsunuz. Herkes borcunu ödesin. Yani borcu ödesin. Projeler yaparsa borcu öder zaten insanlar, başka mı? İnşallah onlar da olacak. Onlar yapılacak kadar mı? Şu andaki borçları ödesinler inşallah. Şu ana kadar ödesinler. Biz de inşallah projeler olacak inşallah. Ama projemiz var. Şu anda zaman almak için gündeme getirmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.